Efendim Polat Sergen Medya kanalından herkese merhabalar. Feridun Ankara'dan geldi ve sıcağı sıcağına F1 vizesini aldı. Maalesef az önce bir çekim yapmıştık. Çekim olmadı nedense, kart silindi otomatikman. Tekrar yapıyoruz ve Feridun'la mükemmel bir video olacak, daha iyi bir video olacak. En azından bir video tecrübe oldu Feridun, evet, değil mi? Evet, en azından tecrübe şöyle oldu. F1 vizesi yaklaşık 5-6 gün önce aldık. Taze taze, sıcak sıcak. Konsoloslukta ne sorular soruluyor? Ne evraklar isteniyor? Neye bakıyorlar? Neye göre red veriyorlar? Konsoloslukta kimler red alıyordu? Feridun hoş geldin. Merhaba, teşekkür ederim. Feridun kaç yaşındasın? 32 yaşındayım. Çok güzel. Ne iş yapıyorsun? Uçak teknisyeniyim. Uçak teknisyenisin. Feridun, öncelikle PSM'yi nereden buldun? PSM'yi sosyal medya üzerinden araştırarak buldum. Açıkçası videolarınızı zaten takip ediyordum, izliyordum. Bu konuda güven birinci sırada olmalı. Çünkü bu yurt dışına taşınan bir olay. Yani yurt dışına çıkıyoruz. Sonuçta birine güvenmemiz lazım. Evet. Bu işi yapan birçok firmalar var ama ben sizin açıkçası sesinizden güven duyduğum için sizi seçtim. Çok, ve yanılmamışım. Çok teşekkür ediyorum. Çok can Feridun, kaç aylık okula yazıldın? Efendim? Kaç aylık okula yazıldın? Ben 3 aylık okula yazıldım. 3 aylık okula yazıldın. Peki okula bütün parasını peşin mi ödüyorsun? Okulun ne kadar pahalı olduğunun bir önemi var mı? Okulun herhangi ne kadar pahalı olduğunun hiçbir önemi yok. Hesap dökümünün ne kadar kabarık olduğu, yani isterseniz 2 milyon dolar yatırım, bunun bir önemi yok. Burada asıl önemli olan sizin konsolosluktaki görüşme esnasında söylediğiniz kelimeler. Neler söylediniz? Ve memuru ikna etmek. Evet. Şunu soracağım. Bize başvurduğunuz zaten bütün evrakları, her şeyi biz yapıyoruz. Okulu biz buluyoruz, evet. Onları geçtik. Zaten bizim takipçilerimiz artık beni tanıyorlar, ne olduğunu biliyorlar. Zaten biliyorum. Sana gelelim. Sana ne düştü? Yani sen konsolosluğa gittiğinde sabah sana neler sordular? Oradan başlayacağız. Ya tabii öncelikle çok fazla kalabalıktı. Ben çok erken gitmek zorunda kaldım. Erken saatlerde gitmek zorunda kaldım. Tabii aynı sırada konuştuğum birkaç kişiler oldu. Turist vizesi olanlar var, öğrenci vizesi alanlar var. Biraz ortam biraz kalabalıktı açıkçası. Sıraya girdik. Parmak izimizi verdik. Sonra tekrar bir ikinci sıra, içeride ikinci bir sıra oluşturuldu. Evet. Artık bu sıradan sonrası geri dönüş yok. Evrağınız yanlıştır ya da doğrudur, bu sıradan sonra artık iş Amerika'ya kalıyor. Tamamen memura kalıyor. Tamamen ve sizin ne söyleyeceğinize kalıyor. Sizin aranızda olan bir... Girdiğinde 3 tane evrağa bakıyorlar Feridun. Bu bakılan 3 evrak nedir? I-20'miz, servisimiz ve kesinlikle güncel olması gereken pasaportumuz. Özellikle... Güncellikten kastı en az 6 ay geçerli olmak zorunda. Evet. I-20 dediğimiz bu, ben tam gösteremiyorum. Şöyle bilgilerini kapatayım. Şu arkadaşlar, F1 dediğimiz okuldan alınmış davet mektubu, genelde 3 sayfalık olur. Bu şekilde gelir arkadaşlar. Bunun posta yoluyla mı gelmesi gerekiyor, PDF mi, ya değişiyor mu? Bu post, yani PDF olarak da gönderilebilir. Postayla da gönderilebilir. Evet, postayla fark etmiyor maalesef. Bazı firmalar sizden para almak için 150-200 dolar para alıyorlar. Bunun postayla gelmesi lazım. İşte imzanın böyle olması lazım diyorlar ama yalan, böyle bir şey yok. Evet. Buna da gerek yok arkadaşlar. 3 aylık okula yazılmışsın demiştin. Peki okul parasını peşin mi ödedin, Amerika'ya gidince mi ödeyeceksin? Yok, okula herhangi bir ücret ödemedim. Sadece F1 vizesi için, I-20 için bir ödeme yaptım, servis ödemesi için. Okul kayıt ücreti, okul o da. Okul kayıt ücreti olarak. Başka bir ücret ödemedik. Yok, herhangi bir ücret. Çok güzel. Peki Feridun, hemen şundan bahsedeceğim. Memur sana ne sordu? Ya da ilk önce önündeki kişi red mi aldı, onay mı oldu? Duyduysan ona ne sordu, o turistik mi diye önce ondan başlayalım. Ya öncelikle içerisi zaten ilk başta belirttiğim gibi biraz kalabalıktı. Burada birçok kişi var. Şimdi öğrenciler var, turistler var. Evet. Farklı gruplarda olan kişiler var. Yani bir sıranın tamamı öğrenci değildi. Öncelikle ilk sorduğu sorulardan bir tanesi, şimdi ben yavaş yavaş sırayı takip ediyordum. İlk girişimizi yaptık. Bana yöneltilen soru, neden 3 aylık? Niye 3 aylık aldın? Niye 3 aylık aldın? Yani sen biraz İngilizce bildiğin için bana yeterli tabii, dedin. Ben öncelikle biraz İngilizce bildiğim için ben ilk girişime "Hi, how are you?" olarak şey yaptım. Tabii burada ikili iletişim çok önemli özellikle. Yani memur evrağa mı bakıyor, senin ne dediğine mi bakıyor? Zaten 3 tane evrak var, bunu başında belirtmiştik. Onları zaten takip ederken, onları kontrol ederken sizin söylediğiniz kelimeleri de takip ediyor. Kendi ekranından da bakıyor. Ya şunu soruyorum sana. Tutarlılık... Memur senin sözüne mi inanıyor, evrağa mı bakıyor? Evrağa bakıyor. Evrağa bakıyor bunlarda. Evet. Peki daha sonra senin memura verdiğin cevap mı önemli? Bankadaki hesabın ya da arabaların, evlerin mi önemli? Memura verdiğin cevap ve senin ikna kabiliyetin önemli. İkna kabiliyetin varsa bu vizeyi alır mısın? Evet, alırım. Alırsın değil mi? Alırım. Ben bugüne kadar ikna kabiliyeti yok da bu yüzden red alanı pek görmedim arkadaşlar. İkna kabiliyetin varsa bu vizeyi alırsın. Kaç yıllık vize verdiler sana?
Şu an 5 yıllık. 5 yıllık. Şöyle burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, 5 yıllık vizemizi aldık. Ben bulamadım ama şurada 5 yıllık vizemiz tertemiz, yeni taze çıktı. Feridun, ne söylemek istersin? Ya da orada bulunan kişiler F1 vizesinde mesela birçok kişi bulunuyor. Öndeki kişinin, memurun ne sorduğunu duydun mu? Yani tam olarak mesela... Peki memur, tamam anladım. Evet. Memur sana ne sordu, ne cevap verdin? Şimdi sendeyiz. Bana şimdi ilk girişimi yaptıktan sonra neden 3 ay diye sordu. Ve ilginçtir, hesap dökümüme kesinlikle bakmadı. Kimsenin bakmıyor artık. Evet, hiç kimseye bakmıyorlar. Yani isterseniz 2 milyon dolar gösterin. Kesinlikle. Hiçbir şey yok. Orada sadece ne zaman geri döneceğinizi ikna etmeniz ilk baştaki şart. Koşul o olmalı. Anladım. Çünkü şüphe çekici bir hareket yaparsanız zaten red gidersiniz. Birkaç saniye sürmüyor. Evet. Bu şekilde yani. Sana memur ne sordu? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? New York'a gidiyorum. Cevapları da verin. Nereye gidiyorsun? New York'a gidiyorum. Biz müşterilerimize şey hazırlatıyoruz. İşte memurun sana sorduğu bir soru vardı. Hatta neredeyse orada tek takıldığı yer neresiydi? Memur sana takılmış ya, şu evrak nerede? Evet, ben şimdi uçak teknisyeni olduğum için 3 aylık bir kursa yazıldım. Ve 3 aylık kursa gideceğim için bana şu soruyu sordu. Şirketinden herhangi bir evrak aldın mı? 3 ay yoksun. Sen nereye gidiyorsun? Şirketin haberi var mı? Evet. Bırakıp mı gidiyorsun? Böyle bu tarz bir evrağın var mı? Evet. Ben hayır yok dedim. Peki dedi, nasıl, peki ne zaman geri döneceksin dedi. 3 ay sonra, eğitimi tamamladıktan sonra geri döneceğim dedim. İşlerin ne durumda olacak dedi. İşlerin beni bekleyecek dedi. Yani geri dönüşe ikna ettin aslında. Tabii geri dönmeye ikna ettim. Takır takır cevabını kendin verdin. Tabii, evet. Çalışmadan. Ve bunların tamamı İngilizceydi. Çok güzel. İngilizce ve Türkçe konuşmamız fark ediyor mu? Aslında fark etmiyor da burada biraz ikna kabiliyeti. Tamamen ikna kabiliyeti değil, evet, mi? Tamamen ya, ikna kabiliyeti. İstersen Arapça konuş. Tabii. Adam Dubai'de Arapça konuşuyor ya da başka da Arapça konuşuyor, yine alıyor. Birkaç tane dil biliyorlar. Evet. Ben Feridun'u tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim. Feridun, PSM hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Güven, tek kelimeyle. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi ki varsın. Tebrik ediyorum. Feridun'a başarılar diliyorum.